Hanımlar beyler eski başbakanlardan sayın Tansu Pembe Çiller hanımefendi parti kurma kararı aldı. Yurt genelinde bu haberin duyulması üzerine herkes parti önüne koşacakken birden duruldu, düşünüldü ve fakat daha partinin kurulmadığı, bu konuda mutabakata varılmadığı e, anlaşılması üzerine partili delegeler partinin önünden yani kurulamayan partinin binasının önünden ayrıldılar. Kurulan her partinin bir anlamı ve bir mevkisi vardır. Tıpkı futbol gibi düşünmeniz lazım. Merkez, merkez sağ, merkez sol. Buraya kadar mutabık zannedersen. Kimi parti merkezde yer alırken kimi parti merkez sağda, kimi parti merkez solda yer almaktadır. Hatta orada durabilirler durabilir diyoruz çünkü genelde muhalefet durmaktadır bizim ülkemizde dururlar halbuki bizim beklentimiz nedir muhalefetin harekete geçmesi lazımdır çünkü hareket yasaları gereği durabilen durur hareket eden de sürekli olarak hareket etmekle mükelleftir. Hareket yasalarını size anlatmayayım abidin. Şuradan bir yerden bize hareket yasalarını gösterir misin? En azından. <laughs> Ara olarak Tansu Çiller hanımefendiye tavsiyemiz. Parti konusunda e, isim bulmaması, e, hiç hatta bu konuda uğraşmaması. Buna mukabil merkez sağ kanadı korumaya çalışırken atağa kalkan Tansu Pembe Çiller hanımefendiye bizim de naçizane bir önerimiz var. Partinizin adı Nakpar olsun. Nasip Kısmet Partisi. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Hanımlar beyler Rus Dışişleri Bakanı Lavrov şöyle buyurdu. Biz Ukrayna'yı işgal etmedik. Biz de dünyanın geri kalanı olarak merakla soruyoruz. Siz Ukrayna'yı işgal etmediyseniz Ukrayna'daki sokak hayvanlarına, sokakta yaşayanlara yiyecek götürmeye mi gittiniz? Ukrayna sizin malınız mı? Ukrayna'ya ne için gittiniz? Ne ettiniz ya da Ukrayna ne etti de siz oraya girmeye gerekliliği düşündünüz? Ukrayna ne etmiş olabilir ki siz Ukrayna'ya sınırlarını aşarak girdiniz? Ben bir vaka ile karşı karşıya geldiğimde kendime hemen şu 13 soruyu sorar. Kaçta hangi ne ile niçin ne olmuş kimi nereden nasıl ne zaman kimden neyi ne belli neye kim siz söylemeyeceksiniz ama biz söyleyelim siz bağımsız bir ülkeye tanklarınızla gelişmiş silahlarınızla kısacası topunuzla tüfeğinizle işgale girdiniz. Bakın savaş demiyoruz. İşgal savaş iki denk kuvvet arasında olur. Ama burada 30 yaşında 30 yaşında bir adamın 5 yaşında bir çocuğu dövmesinden bahsediyoruz. Buna savaş denilemez. Buna kavga bile denilemez. Racon kesmekse üzgünüm Putin raconu bile doğru kesemedi.